Malatya'nın Pütürge ilçesinin Zarato köyündeyim. Zaten filmdeki Zarato köyünde yaşadım, orada büyüdüm. Oranın içerisinde gayet bulundum. Sorunlarını kendim de yaşadım. Trabzon'da mimarlık bölümü okuyorum. Yani filmin konusu asimilasyondu. Bu asimilasyon problemini direkt kendimiz de, hani birebir ben de yaşadım. O baskıları, toplum baskısını biz de yaşadık. Ondan dolayı hani böyle bir derdimiz tabii ki de vardı. Zaten genelde belgeseller hep böyle insanların derdi olursa belgesel çekerler, bir insan hakları problemlerini ele alırlar. İçten içe tabii o yönde alevilik üzerine bir çalışmalarımız falan vardı. Hani kendimiz araştırıyorduk, bakıyorduk. Ben Alevi olduğum için arkadaşlarım tarafından darp edildim, dışlandım. Ondan dolayı bir sıkıntımız vardı tabii ki de. İşte üniversiteye gidince, artık üniversiteye başlayınca daha böyle bir duyarlılık artıyor aslında. Ondan sonra daha fazla şeyle karşılaşıyoruz. Ben üniversite döneminde Yılmaz Güney ile hani çok fazla zaman geçirdim. Okudum. İşte onun yaptığı şeyler vardı. İnsan hakları, yani insanların sorunlarını, onların haklarının ellerinden alınmasını, bu tip sorunları ele alıyordu filmlerinde. Ondan dolayı böyle aşırı bir hayranlık vardı. Keşke ben de yapsam, ben de. O şekilde bir sinemaya zaten ilgim vardı. Daha sonra bu Bin Bir İnsan Hakları belgeselleri, belgesel yapım atölyesi Trabzon'da yapıldı üniversitede. Bir haftalık sıkı bir eğitimi vardı. Ben de dedim hani madem hani tabii o sırada böyle bir şeyim var, ilgim var sinemaya. Dedim ki gideyim. Gittim. Orada işte senaryo falan yazdık sonunda. O senaryolardan iki tanesi seçildi ve bize Belgesel Sinemacılar Birliği destek verdi. Ekipman desteği sağladılar. Zaten şeylere fon olarak da zaten Avrupa Birliği finanse ettiği için o şeyi atölyenin, yani o senaryoların falan gerçekleştirilmesi için o şekilde artık seçildi. Ondan sonra yaptık. O şekilde zaten içimde vardı açıkçası, öyle söyleyeyim. Filmin genel amacı şuydu. Hani hep böyle bir Madımak, işte ne bileyim Çorum katliamı, İşte Yavuz Sultan Selim'in yaptığı katliamlar, hani bu tip büyük çaplı katliamlardan problemleri ele alan belgeseller falan var zaten. Ama hani benim bu filmi yapmaktaki asıl amacım hani yerelde de bu tip sorunların fazlaca, hani saldırıların olsun, kıyımların, hani bunların da ciddi anlamda fazla olduğunu göstermek istedim. Hani ve bunların, hani insanlar genelde şey diyorlar, ya onlar eskiden de. Hani böyle bir şey yok, eskiden değil, hala günümüzde. Yani ben şu hani 21. yüzyılda bile ben kendim de o dışlanmayı, onu kendim de yaşadığım için dedim ki yereldeki problemleri bizim gün yüzüne çıkartmamız gerekiyor. Zaten araştırdık, baktık, böyle bir şey de böyle bir belgesel veya film yoktu. Şimdi şöyle, zaten bir ataerkil toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bunun etkileri tabii ki de bizim köyümüzde de var. Tabii kadına önem çok fazla. Hani kadına değer de çok fazla. Hani köyün şu anda nüfusu 200 civarı bir şey. Köyün hepsi Alevi, eskiden hep camiler de yapılırdı zaten. 1974 yılında cami yapıldıktan sonra ve zaten çevredeki insanların baskısı da var. Hani çünkü bizim köydeki insanlar hani ticaretle uğraşacaklar, ne yapabilirler? Yani ekiyorlar, biçiyorlar, bunu satmak zorundalar ki hani köy kalkınsın. Satmak için ne yapacaklar? O insanlarla ilişki kurmak zorundalar. Onlar da, bunlar Alevi diye ilişki kurmuyorlardı, dışlıyorlardı. Bir şekilde hani bir kalkınma problemi de aslında söz konusu. Hani kendilerini belki iyi bir şekilde kalkındırabilselerdi, onlara yanaşma çabası da olmayacak. Yani onlara iyi görünme çabası da olmayacaktı belki de. Hani toplumun böyle baskısı vardı, saldırılar eskiden olmuş. İşte günümüzde de bu hani dışlanma daha çok gün yüzünde. Bunlar olduğu için de camiyi kendi yapmış köylü. Camiyi yaptıktan sonra da zaten çevrenin de baskısıyla insanlar artık hani kendi yaptıklarının da, hani bazıları öyle düşünüyorlar, bizim inancımız yanlış. Çünkü onlar böyle, onların hocası var, onlara anlatıyor. İşte arkasında inanılmaz bir kitle var. Hükümet onlardan, yani
çok güçlü hissediyorlar kendilerini. Ondan dolayı da bir meydan var yani. Meydan boş onlara. Hani istediği şekilde davranabiliyorlar. Ama Alevilerde bu pek yok. Hani niye? Çünkü 83 tane köyden 2 tanesi Alevi. Hani ne yapabilirler ki? Hani diyorlar biz buna mecburuz. O kadar topluluk şey yapıyorsa demek ki bizimkisi yanlış. Hani bu düşünceye sahip olan insanlar da var. Hani tanıdığımız artık hani ya Alevilik inancı bizce yanlış yani doğru değil. Camiye gitmek gerekir düşüncesine sahip insanlar var. Böyle insanların çoğu camiye gidiyorlar. Camiye gittikten sonra dede gelmiyor köye. Yani siz camiye gidiyorsunuz diyor. Siz benim taliplerimsiniz, siz oraya gidiyorsunuz. Öyle bir dargınlık olmuş. Tabii burada dedenin de kabahati var. Üzerine gitmesi gerekirdi durumun. Ondan sonra köyün neredeyse hepsi artık camiye gitmeye başladı bir süre sonra. 2007 yılında cemevi yani bina olarak sağlık evi vardı orada. Muhtar orayı cemevi olarak işlevlendirdi. Şimdi hani annesinden babasından bu Alevi inancını, Ehl-i Beyt sevgisini biraz daha fazla alan insanlar direkt cemevine gittiler. Hani artık bizim ibadethanemiz burada, biz oraya gidelim. Ama hani fazla da camiye gidiyor. Sonra işte dedeler geldi. Hani bir ara böyle bir yoğunlaştılar. Hani insanları oraya tekrardan toplamak için. Ama yani yarıdan yarıya kaldı. Çoğu camiye gidiyor. Bazıları tamamıyla Aleviliği reddediyorlar. Ve zaten bu caminin yapılmasındaki en büyük problemlerden bir tanesi de şeydi. Şimdi İstanbul'a gidiyor insanlar. Hani zaten bir göç problemi var. Hani 60 yılından sonra insanlar hani köyde artık ne yapıyorlar? Yapamıyorlar. Yani herkes İstanbul'a gidiyor. Türkiye'nin genel bir sorunuydu. İstanbul'a gidiyorlar. Herkes işte Sunni, her yerde cami var. Zaten belgeselde de hani bu tip şeyler konuşuluyor. Hani o adamlar artık hani oruç tutuyor millet Ramazan ayında. O tutmuyor. Sen niye tutmuyorsun diyorlar. Bu sefer onu dışlıyorlar. Belki iş vermiyorlar. Belki onu dışlıyorlar. Ne oluyor? Bir şekilde bir yapıyor, iki yapıyor. O da bir şekilde hani belki doğru gelmeye başlıyor. Çünkü onu anlatan hani teknoloji tabii o zaman o kadar hani had safhada değil. İnsanlar araştırıp öğrenemiyorlar. Herkeste bir geçim derdi var. Hani en büyük problem zaten bu. Ondan sonra onlar ne yapıyorlar? Köye geliyorlar. Diyorlar işte bak hani şehirde böyle, insanlar böyle. Hani bakın biz cami yapmalıyız. Hani o inanca sahipler. Bir de hani İstanbul'dan gelenler hani İstanbul'a gitmişler artık. Şehir görmüşler. Onun verdiği bir hani nasıl diyeyim? Öyle bir dengesizlik durumu var. Yani insanlar orada küçük görme durumu var. Hani siz bir hani sözü geçiyor artık İstanbul'dan gelenlere. Onlar da İnsanlar üzerinde biraz hüküm kuruyorlar açıkçası bence. Hani bizim köyde hani cami hiç boş bırakılmaz. Hani maksimum 10 gün sonra mutlaka başka bir tanesi gelir. Hani niye? Biz mesela küçükken hani hoca bütün kapılara gelirdi, böyle şey yapardı, çalardı kapıları. Hani siz işte gelin şey yapın falan diye. Hatta önceden şey vardı. Hani hocalar geliyorlardı. Bizdeki hani o samimiyeti gördükten sonra hani Alevilere olan bakış açıları değişiyordu. Yani seviyorlardı o şeyi. Hani o inancı, o düşünceleri, o insanlığı seviyorlardı. Ondan sonra hocaların, oradaki camiye gelen hocaların ailesiyle aralarında problemler çıkıyordu. Hani sen oraya gittin, bozuldun. Hani ailesi bu şekilde yapıyordu. Hoca ondan sonra hoca gidiyordu mesela. Çok fazla hoca değiştiriyordu bizim köy. Hani biz aslında en başta kendimize katıyorduk gibi bir şey. Yani ekstra böyle bir çaba yoktu tabii ki de ama kendiliğinden olan bir şeydi. Ha daha sonra ne oldu? 1'di 2'ydi. Daha dişli hocalar gelmeye başladı artık camiye. Ondan sonra tabii biz hepimiz Kur'an kurslarına gittik. Çünkü hocalar geliyorlar diyorlar ki hani doğrusu bu. Kur'an'ı öğretmek amacıyla hani bu başlık altında başka şeyler yürütüyorlardı. Hani Alevilikten hiç bahsetmezlerdi. Ya bize kendi kültürümüzü anlatmazlardı. Zaten annelerimiz, babalarımız aman sakın hocaya gidip hani sakın okulda söyleme Alevi olduğunu. Niye? Çünkü problem. Ya diyorduk hani anne niye Aleviler kötü bir şey mi? Yok ama onlar bizi sevmiyorlar diyorlardı. Hani ondan dolayı hocalar da geliyordu böyle ekstra bir baskı. Hani bak doğru budur işte gelin bari hiçbir şey yapamıyorsanız çocukları Kur'an'a gönderin. Gidiyorduk 5 vakit namaz kılıyorduk, oruç tutuyorduk. Ya hani
Arapça okuyorduk falan. Yani ben hiç Kur'an'ın Arapça okunması mantığını hala kavramış değilim. Yani bana göre pek mantıklı bir şey değil. Çünkü Kur'an hani rehberdir. İnsanlar anlasın diye indirilmiş bir şey zaten. Yani ama hocalar falan ne diyordu? Hani Arapçasını okuyun. Arap harfleri daha sevaptır. Sevap, günah düşüncesi falan böyle iyicene insanlara yer etti. Onu aşıladılar. Yani Kur'an kursu adı altında bizi böyle biraz Aleviliğe karşı da çok soğuttular. Hani biz Alevilik nedir falan diyorduk. Hatta 2007 yılında Cemevi yapıldığı zaman köye hani abim falan da şey yapıyordu. Hani ya sonradan soruşturuyorduk. Ya dede diyorduk saçmalıyor yani böyle bir şey var mı? Hani çünkü bize o empoze edilmiş hakikaten biz Sünni bireyler olarak hani o şekilde yetiştik. Merdan Metin hani filmde de diyor ki ben daha 36 yaşındayım. Ben bu yaşıma kadar Cem görmedim. Hani görmemişler. Hani sadece işte benim anneannem çok itikatlı bir insandı. Anlatırdı onlara mesela. Anlatırmış yani. Hep bir Ehl-i Beyt sevgisi var. Ama ibadetlere dayalı böyle genel şeye ibadetin yani inancın içeriği hakkında pek fikirleri yok açıkçası. Bir de hep böyle bir korku var. Aman etmeyin, aman bak yanlıştır, şöyledir, söylemeyin falan diye. O hani 74 yılında cami yapıldıktan sonra 2007 yılına kadar köyde hiç cam yapılmamış. Cam yapılmayınca ne oluyor? Oradaki insanlar cami göremiyorlar. Annemin yaşıtlarından reddedenler de var. Ciddi anlamda hani reddeden ve camiye giden insanlar da var. Annem gibi, dayım gibi hani annesinden babasından gelen böyle dört elle ona yine de içinde hani demek onu iyicene vermiş herhalde annesi babası. O Ehl-i Beyt sevgisini iyi bir şekilde vermişler. Öyle insanlar da şu anda cem evine gidiyorlar. Ya hani dediğim gibi köyde yarı yarıya şu anda. Hani yarısı camiye gidiyor, yarısı cem evine gidiyor. Hani aradaki o hani caminin yapımından cem evinin yapımına kadar arada bir 30 küsür yıl var. Hani bu ciddi anlamda bir 30 yıl boyunca Alevi bir köyün cem evindeki hani bir ibadet görmemeleri hakikaten kötü. İzzettin Doğan'ın yaptığı bir hani çalışma hani o çalışmalar üzerinde bizim köyü çok örnek gösterdiler. Gazetede falan da çıkmıştı. Hatta okudum şeyde gazetede işte bizim tabii ismini vermek istemediğim bir amcacığımız o konuşmuş. Hani ya gayet kuzu kuzu hani kimsede bir sıkıntı yok. Herkes işte saygılı. Hiçbir sıkıntımız yok. Herkes kardeş kardeş. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hani gayet çok güzel bu projeyi destekliyoruz falan demiş. Tabii bu gazeteciler hani köyde birçok kişiye sormuşlar bunu ama en işlerine yarayan konuşma olduğu için onu alıp gazeteye koymuşlar. Onları seçerken hani kim daha bilgilidir? Onu ele alarak hani zaten hareket ettik. Onlara söylediğimiz zaman hani biliyoruz hani yaşlılar bize anlatıyorlar işte eskiden şöyle oldu, böyle oldu. Onlar da zaten anlatacak birilerini arıyor. Anlatıyorlar neler neler vardı. Hani belgeselde konu edinemediğimiz. Çünkü adamlar konuşmadılar. Dediler ki orasını karıştırma. Hani demek o kadar o konuda bir tedirginlik oldu açıkçası. Hani şey diyorlardı ya şimdi siz bunu televizyonda göstereceksiniz de hani zar zor çevre köylerle ilişkiyi düzelttik. Hani ya şimdi bozulursa bu? Böyle bir tedirginlik var. Hani zaten konuştuğumuz zaman hani şey diyorlardı ya hani pek fazla yayınlamayın. Hani ne yapacaksınız? Hani konuşturuyorduk mesela hani şunu anlat şunu anlat diyorduk. Oraları karıştırma onlar çok kötü yani durumlar bozulur. Hani şey olur sıkıntı olur diyorlardı. Herkes biliyor o köyün Alevi olduğunu. Hani saklasa hani şöyle bir durum var. Hani konuşma geçtiği zaman diyorlar ki ya hepimiz Müslümanız. Evet doğru sizin dediğiniz doğru. Hani bir kabulleniş var açıkçası. Yani öyle hani bir Alevilik, Sunnilik muhabbeti pek geçmiyor sanırım. Çünkü insanlar onu yaşamışlar, geçmiş. Benim bu projeyi yapmadan önce, çekimleri yapmadan bir sene önce böyle köyde çok çok yaşlı, elden ayaktan düşmüş, hani zar zor konuşan insanlar vardı. Abim de şey yapmıştı, hani telefonda kayıtlı gitmiş hani böyle köyümüzün tarihi hakkında bilgi almak için. Hani dayımla beraber gitmiş, adam Türkçe bilmiyor.
Kürtçe konuşuyorlar. Dayım Kürtçe sormuş. İşte o şekilde bir röportaj gibi ama telefon kaydıyla. Yani elimizde dursun, köyümüzün tarihini bilelim diye abimin böyle bir girişimi vardı. Konuşmacılardan Hacı Parlak, lakabı Hacı Mişe, onunla yaptığı bir konuşmada şey demişti. Adam orada hani herkesin gideceği yer bir, yani aynı. Hani ne Alevisi ne Sünnisi, kader birdir yani en sonunda. Gideceğimiz yer orası. Hepimizin yeri orası. Kader birdir, iki midir diyor. Birdir yani. Oradan bir kader birdir'i böyle bir şey olduk. Sevdik o lafı. Ondan sonra belgeselde Mehmet Kasırga, lakabı Mama Ije. O adam da konuşmasının sonunda böyle hani o da denk geldi. Hani dedi ki dünyada her şey yalan, her şey. Bir gerçek vardır, varsa o da ölümdür, o da ölümdür. Ölüm de gerçektir, hepimizin kapısında mevcuttur. Biz de sonuna kadar birdir dedik. Yani biraz şey oldu, sonuç gibi bir şey oldu yani. Hani bunların aslında gereksizliğini orada vurgulamak istedik. Hani kader birdir. Hepimizin gideceği yer belli. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz aynı yere gideceğiz. Hani bunların gereği yok düşüncesi vardı açıkçası öyle bir. İsmi ondan dolayı öyle oldu. Genel itibariyle yani çok samimi bir film çekmeye çalıştık aslında. Hani böyle sanki kurgusunu yaparken de hani o işte diyelim Hacı Güngör konuşuyor, ardından dayım lafını hani kapatıyor sanki. Böyle hani sanki bir masanın etrafında bir muhabbet dönüyormuş havası yaratmaya çalıştım kurguda. Çünkü bizim çekimlerimiz o şekilde yürüdü. Yani çok samimi ilerledi. İnsanların anlattıkları şeyler vardı. Anlatırken daha böyle farklı şeyler de öğrendik. Mesela Hacı Güngör bir yerde şey diyor hani bizim diyor önce eski zamandan bahsediyor. Diyor ki kadınları diyor bataklığa yatırıyorlardı. Hani durum böyle böyle bir durum vardı diyor. Hani böyle tabii ki de insan bir kötü oluyor, bir etkileniyor ne bileyim. Zaten içinde yaşadığımız için böyle ekstra aa ne oldu falan diye bir şey olmadı açıkçası. Sinemayı seviyorum hakikaten. Belgeselleri özellikle çok seviyorum. Yani çok iyi bir deneyim oldu. Aslında bir amatör bir şey oldu ama yine de iyiydi. Çok iyi, hakikaten insana iyi şeyler katıyor. Yine toplumların sorunları hakkında belgeseller çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Tabii şu hani bir iki sene içerisinde değil, biraz daha sonrasında hem sinematografik bilgimi daha da ilerleterek daha iyi işler çıkartma düşüncem var açıkçası. 12 hizmetler, hani mesela bizim ailemizin hizmeti Peyk hizmeti. Peyk hizmetinin üzerine böyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde o Peyk hizmetlerinin hikayelerini belki, çünkü Peyk hizmeti haber verendir. Hani onu belki ele alabilirim hani şu an en temel olarak. Ya bir şeyler yapmak istiyorum ama tabii o duruma göre daha kafamda bir şeyler netleşince elbette ki harekete geçeceğim. Öyle bir durum. Yani filmin galasını köyde yapmıştık bu yaz. İşte köylülerin hepsini topladık böyle eski açık hava sineması gibi oldu. Bayağı da güzel. Şimdi dayım, babam falan şey diyorlardı hani bak Gamze hani tamam çok emek verdin, hevesleniyorsun ama hani köylüler hani şimdi film gibi bir şeye alışık değiller. Hani izlemeye kimse gelmez. Çoluğunu çocuğunu gönderirsen hani yine de şeyini yüksek tutma falan diyorlardı. Az kişi gelebilir, moralin bozulmasın. Ya dedim niye? Tuttum davetiye bastırdım. 90 tane hane var. Hepsinin kapısını çaldım. Davetiyeleri bıraktım. Her birinin birer çayını içtim. Ondan sonra dedim hani çoluk çocuk ne varsanız gelin. Yani bu bizim köyümüzün genel bir sorununu dile getiriyoruz burada. Hepinizin gelmesi gerekiyor diye düşündüm. Ondan sonra tabii köyün gençleri de yardım ettiler sağ olsunlar. Okulun önünde sandalyeleri falan dizdik, perde astık oraya geldik falan. Sandalyeleri de dizdik. Sonra insanlar akşam 8 civarı, akşam yaptık gösterimi. İnsanlar geldiler, işte izlediler. Bayağı hani evleri boşaltıp gelmişler. Bayağı hani beklediğimin çok üstünde bir kalabalık toplandı. Filmi izledikten sonra hani soru cevap bölümünde filmin sonrasında şey dediler hani derdin neydi senin? Asimile olan kesim aslında bunu söyledi. Hani
camiye gitmeye başlamış ve Alevilik kültürünü Alevilik kültüründen soğumuş olan kesim hani tepki gösterdiler, dediler ki hani bu ne? Hani orada böyle bir böyle bir münakaşa gibi bir şeyler oldu. Ama geneli böyle çok hani takdir ettiler, çok beğendiklerini ve hani bunun devamının gelmesini istediklerini söylediler. Hani bak biz şimdiye kadar söyleyemiyorduk, sen bizim dilimize hani şey oldun, hani iyi yaptın, iyi gösterdin sen bunu, herkese göster. Daha hani bunlar diyor hani biz diyor asimile olmayalım, biz her sürekli cemler yapılsın. İnsanlarda bunun özlemi de vardı. Yani hani ciddi anlamda iki tane uç nokta varmış köyde. Ben bunu gösterimden sonra ciddi bir şekilde fark ettim. Hani bir kesim böyle hayır hayır diyorlar. Hem kabul etmiyorlar hem de öyleler. Belki hani gerçeği yüzlerine vurmak onları biraz rahatsız etti ve hani bir tepki vermelerine yol açtı. İşte Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, Malatya'da, yani belirli festivallere tabii göndermeyi düşünüyorum. Belirli böyle yerlerde hani filmin gösteriminin ardından bir söyleşi, yani çünkü insanların merak ettiği şeyler olabilir ve hani elimizde imkan varsa bunu sunalım diye. İnsanlar çünkü derdimiz derdimizi anlatabilmek. Hani bunun için belirli yerlerde gösterimlere devam edeceğiz.